Yukarıdaki x tuzunun çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiştir. Buna göre ilk 8 soruyu cevaplayınız diye bir sorulmuş. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. İlk 8 sorumuzu burada cevaplayacağız. Diğer videolarımıza gidip sadece işaretleme yapacağız. Çünkü grafik gerekiyor ve grafik burada grafik üzerinden bütün açıklamalarımızı yapacağız. İlk sorumuza baktığımızda birinci soru şöyle söylenilmiş. Diyor ki 10 derecede 200 gram suda en fazla kaç gram x katısı çözünebilir? 10 derece dediğimiz yer şurası grafikte. Şimdi dikkat ederseniz 100 gram su kaç gram maddeyle doyur? 25. O zaman şöyle bir denklem kurabilirsiniz. 100 gram su 25 gram x ile doyuyorsa soruda 200 gram su en fazla kaç gram x çözebilir demiş. O zaman buradan su 2 katına çıktıysa maddede 2 katına çıkar, 50 gram x olur. Yani şıklara baktığımızda birinci sorunun cevabı C şıkkı olacaktır. İkinci sorumuza baktığımızda ikinci soru diyor ki 10 derecede hazırlanan doygun çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçtır? Yine grafiğimizde 10 derece dediği için hala bu noktadayız. Şimdi normalde bakın bu noktada bir doygun çözelti hazırlayın deseniz grafikteki su miktarınız kaç? 100? 100 gram su artı 25 gram x toplam 125 gram çözelti oluşurdu. Şimdi kütlece yüzde derişimin formülünü hatırlarsak yüzde derişim eşittir. Çözüneni yukarıya yazıyoruz. Yani 25'i yukarıya yazdık. Çözeltiyi aşağıya yazıyoruz. 125'i aşağıya yazdık. Çarpı 100. O zaman buradan sadeleştirme yaptığımızda 500'ü de 5'e böldüğümüzde %20'lik çıkar. Yani şıklara baktığımızda ikinci sorunun cevabı da A şıkkı olacak. Evet, üçüncü sorumuza baktığımızda üçüncü soruda da şöyle söyleniyor. Diyor ki 25 derecede. Bu sefer grafiğin şu noktasındayız. 25 derece dediğimiz bu noktaya gelir. 60 gram x katısı ile kaç gram doymuş çözelti hazırlanabilir? Şimdi yine şu nokta için şunu söyleyebilirsiniz. Bakın 100 gram su artı 40 gram x, çünkü 40'a denk geliyor. 140 gram çözelti oluşur. Şimdi şöyle diyebilirsiniz. Bakın 40 gram x ile 140 gram çözelti oluşuyorsa soruda demiş ki 60 gram x ile kaç gram çözelti oluşur? A dedik. Buradan A değerimizi bulabiliriz. A eşittir 60 çarpı 140 bölü 40. Evet, 0 attık. 0 attık. 60'ı 4'e böldüğümüzde 15. 15 çarpı 14'ten de 210 gram sonucuna ulaşırız. Yani şıklara baktığımızda evet, 3. sorunun cevabı da C şıkkı olacaktır. Peki 4. sorumuza bakarsak. Dördüncü sorumuzda diyor ki 25 derecede yine bu noktadan bahsediyor. 250 gram kütlece %20'lik x tuzu çözeltisini aynı sıcakta doymuş hale getirebilmek için en az kaç gram x katısı gerekir? Diyor ki biz size 250 gram çözelti verdik ve %20'lik. O zaman %20'sini alırsak sıfırları attık. Bu çözeltinin 50 gramı x, 200 gramı ise su. Diyor ki bana bu çözeltiyi bu sıcaklıkta tabi doygun hale getirmek için ne kadar madde gerekir? Şimdi grafikte şöyle bir değer yazabilir misiniz? 100 gram su kaçla doyuyor? 40'la. Bakın 25 derecede 100 gram su 40 gram x ile doyar. O zaman benim elimdeki su miktarım 200 olduğu için 200 gram su acaba kaç gramla? Evet, su miktarı 2 katına çıktıysa x miktarı da 2 katına çıkar, 80 gram x ile doyar. Şimdi zaten çözeltinin içerisinde 50 var. O zaman 80 eksi 50'den buraya kaç eklemeniz lazım? 30 gram x eklerseniz bu çözelti doyar. O zaman 4. sorunun cevabı da ne olur? B şıkkı olur arkadaşlar. Evet, 5. sorumuza baktığımızda 5. sorumuzda şöyle söylemiş. Diyor ki 10 derecede, yine 10 derece dediğimiz grafikte şu noktaya denk geliyor. 10 derecede 180 gram su ile hazırlanan doymuş çözeltinin sıcaklığı 35 dereceye çıkarılırsa tekrar doygun olması için en az kaç gram x katısı eklenmesi gerekiyor? Yani biz burada hazırladığımız, yani 10 derecede hazırladığımız çözeltiyi buraya kadar ısıtacakmışız. O zaman çözünürlüğümüz bakın şu aradaki fark kadar artar. Yani şöyle söyleyeyim, bu aradaki farkı aldığımızda 70'ten 25, o zaman burada 45 gram eklenmesi gerekir. Tekrar doyması için 45 gram eklenmeli. Tabi bu 45 gram kaç gram su için geçerli? 100 gram. Yani grafikteki değerimiz 100 olduğu için eğer benim su miktarım 100 olsaydı 100 gram su için tekrar doyurmak istiyorsanız 45 eklemeniz gerekirdi. 45 gram eklenmeli. Soruda 180 gram su için
acaba kaç gram eklenmeli diye sormuş. Buradan A eşittir 180 çarpı 45 bölü 100 olarak buluruz. Evet, bu işlemi de yaptığımızda şöyle yapabilirsiniz. Mesela sıfırlar attınız, 5'e böldünüz 2, 5'e böldünüz 9. Buradan da sadeleştirdiniz 9. 9 kere 9 81 gram eklenmesi gerekir. Yani 5. sorunun cevabı da D şıkkı olacaktır. Evet, 6. sorumuza baktığımızda 6. soru diyor ki 25 derecede hazırlanan, 25 derecemiz şurası, hazırlanan 490 gram doygun çözeltinin sıcaklığı 35 dereceye çıkarılırsa tekrar doygun olması için kaç gram su buharlaştırılmalı diyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Burada bir doygun çözelti hazırlasaydınız grafiğe göre 100 gram su artı şurası 40'a denk geliyor. 40 gram x ve 140 gram çözelti oluşurdu. Şimdi soruda bize demiş ki 490 gram doygun çözelti. 490 gram doygun çözeltinin bileşenlerini bulalım. Şimdi 140'ta işte 40'sa 490'da 3,5 katından hesaplayabilirsiniz. Burası 350 gram su. Burası ise 140 gram x olur. Evet, bizim elimizdeki bu 490 gram çözeltinin bileşenlerini şöyle söyleyeyim. 3,5 katından hesapladık. İsteyen varsa denklemden hesaplayabilir. 140'da 100 ise 490'da kaçtır şeklinde hesaplayabilirsiniz. Şimdi buradan hesapladık, bu şekilde çıktı. Diyor ki ben bu çözeltiyi alacağım, buradan buraya getireceğim. Bakın bu sefer suyu azaltacağız diyor. Şimdi elimizde hala 140 gram x var. Şimdi grafikte yine dikkat ederseniz 70 gram x kaç gram suyu doyurur bu sıcaklıkta? 100 gram. O zaman şöyle diyebilirsiniz. 70 gram x olsaydı 35 derecede 100 gram suyu doyururdu. Elimdeki şu 140 gram x, 140 gram x acaba kaç gram suyu doyurabilir? Evet, buradan hesapladığımızda A eşittir 140 çarpı 100 bölü 70, oradan da 200 gram suyu doyurabiliyor. Peki elimizdeki su miktarı kaçtı? Bakın su miktarımız da 350 idi. O zaman 200 gram suyu doyurabiliyorsa 350 eksi 200'den bu suyun 150 gramını buharlaştırmak gerekir. Yani şıklara baktığımızda 6. sorunun cevabı E şıkkı olacaktır arkadaşlar. Evet, geldik 7. sorumuza. Şimdi 7. sorumuzu okuduğumuzda şöyle söylenmiş, diyor ki 35 derecede hazırlanan 510 gram doygun çözeltinin sıcaklığı 10 dereceye düşürülürse çöken madde olmaması için ben buraya ne kadar su eklemem gerekir diye sormuş. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi 35 derecede bir çözelti söylemiş. Şimdi öncelikle grafikteki değerlerimizi yine yazarsak 100 gram su artı 70 gram x eşittir 170 gram çözelti oluşur. Peki soruda kaç gram çözelti diyor? 510 gram. Evet, 510 gram çözelti olması için 3 katından, yani 173 ile çarpmış. O zaman bize 300 gram su artı 210 gramsa x vardır bu çözelti. Bakın bu çözelti diyor ki ben buradan alacağım, buraya getireceğim, çöken madde olmasın diyor. Şimdi çöken madde olmasın demek bu 210 gram madde yine burada da çözünsün diyor. Şimdi grafikten yine şu de şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Şuraya geldik. Buraya geldiğimizde 25 gram x 100 gram suda çözünüyor. Grafikte öyle söylüyor. O zaman 210 gram x toplam kaç gram suda çözünür? Bakın bu nokta için denklem kurduk. 25 gram x 100 gram suda çözünüyorsa şu elimizdeki 210 gram x için bize toplam ne kadar su gerekir? Buradan A eşittir 210 çarpı 100 bölü 25. Evet, sadeleştirdik 4. O zaman bize toplam 840 gram su gerekiyor. Zaten elinizde 300 gram su var. O zaman buraya kaç eklemeniz lazım? 840'dan 300'ü çıkardığınızda bize bir 540 gram daha su gerekiyor. Yani şıklara baktığımızda 7. sorunun cevabı da A şıkkı olacaktır. Evet, 8. sorumuza baktığımızda 8. sorumuza şöyle denilmiş. 10 derecede, evet 10 derece şu noktadan bahsediliyor. Hazırlanan 250 gram doygun çözeltinin sıcaklığı 25 dereceye çıkarılırsa tekrar doygun olması için en az kaç gram su buharlaştırılmalıdır? Yine grafikte bakın, şurada bir doygun çözelti hazırlasaydınız grafikteki su değerimiz 100. 100 gram su artı 25 gram x toplam 125 gram çözelti oluşurdu. Sorudaysa diyor ki 250 gram çözeltim var. Şimdi 250 gram çözelti demek çözelti miktarı 2 katına çıktıysa
su miktarı da 2 katına çıkmıştır. 200 gram su vardır elimde ve 50 gram x vardır. Şimdi diyor ki ben bu çözeltiyi alacağım, buradan buraya getireceğim. Bu çözeltim yine doygun olacak ve bu işlemi yaparken ne kadar su buharlaştırmam gerekiyor? Şöyle söyleyebilir miyim? Bakın tuz miktarı değişmeyecek. Şimdi tuz üzerinden bir denklem kurabilirsiniz. Dersiniz ki 40 gram x 100 gram suyu doyurabiliyorsa benim elimdeki şu 50 gram x ne kadar suyu doyurabilir? A gram suyu doyurabilir. O zaman buradan A eşittir 50 çarpı 100 bölü 40 sonucuna ulaşırız. Evet, bu işlemi yaptığımızda şu şekilde düşünebilirsiniz. Sıfırları attınız. Şurayı ile şurayı sadeleştirdiniz. 25, 5 kere 25, 125 yapar. Yani 125 gram suyu doyurabilir ancak. Peki sizin elinizde ne kadar su vardı? Bakın 200 gram su vardı. O zaman 125'ini doyuruyorsa 200 eksi 125'ten buradan 75 gram su buharlaştırılması gerekir. Yani 8. sorunun cevabı da C şıkkı olacaktır. Yukarıda X tuzunun çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiştir. Bu grafiğe göre 9, 10 ve 11 ve 12. sorulara cevaplayınız demiş. Evet, biz tüm çözümlerimizi grafik üzerinden gerçekleştireceğiz. Diğer videolarda sadece işaretlemeyi yapacağız. Onu belirtelim. Öncelikle 9. sorumuza bakarsak 9. sorumuz şöyle diyor. Diyor ki 10 derecede hazırlanan 225 gram doygun çözeltinin sıcaklığı 20 dereceye çıkarılırsa kaç gram X çöker diyor. Şimdi öncelikle 10 derecede bakın 10 derecede şuradan bir çözelti hazırlarsak 10 derecemiz buraya geliyor. Şimdi grafikteki su değerimiz 100. 100 gram su artı 50 gram x toplam grafikte 150 gram çözelti hazırlanabilir. Sorudaysa demiş ki bu sıcaklıkta size ben 225 gram çözelti verirsem diyor. Şimdi 225 gram çözelti için şöyle söyleyebiliriz. Ya da şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi biz buradaki çözeltiyi alıp buraya getirseydik. Şimdi şu aradaki fark kadar çökme olur muydu? Kaç çökecekti? 25 gram çökerdi. Şimdi benim çözeltim bakın grafikte 150 gram. Şimdi şöyle diyebilirsiniz. 150 gram bir çözeltimiz olsaydı ve ben bunu işte sıcaklığını değiştirseydim 25 gram çökecekti. Peki sorudaki çözeltimiz kaçtı? 225 gram. O zaman bu işlemi ben 225 gram çözeltiyle yapsam acaba kaç gram x çöker? O zaman buradan içler dışlar yaptığımızda a eşittir 225 çarpı 25 bölü 150 sonucuna ulaşırız. Şuradan sadeleştirdiğimizde 6 yapar. 225'i de 6'ya böldüğümüzde evet 37,5 gram çıkacaktır. Yani şıklara baktığımızda 9. sorunun cevabı C şıkkı olacaktır. Evet 10. sorumuza baktığımızda 10. soruda da şöyle diyor. 40 derecede hazırlanan, bu sefer 40 derece dedi şurası. Hazırlanan 330 gram doygun çözelti. Evet diyor ki elimizde 330 gram doygun çözelti var. Sıcaklığını 20 dereceye düşürdüğümüzde şuraya getirdiğimizde tekrar doygun olması için 45 gram daha tuz ilave edildiğine göre buradaki A değeri kaçtı diyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şuraya geldiğimizde bakın şurada 330 gramdı çözeltimiz ve bu noktaya getirdiğimizde 45 daha ekledik. O zaman burada 375 gram şu an elimde doygun çözelti var. Şimdi şöyle söyleyebilir miyiz? Biz buradaki bu 375'in su ve tuz miktarını bulabiliriz. Çünkü şu sıcaklıktaki bakın şöyle söyleyebiliriz. 100 gram su 25 gram madde ile doyar. 25 gram x ile doyar. O zaman topladığınızda 125 gram çözelti oluşur. Tekrar söylüyorum. Bakın şu 375. O zaman burası 375 gram çözelti ise bu çözeltinin su ve tuz miktarını bulabiliriz. O zaman nedir? 3'te 3 katıdır. Bakın 3 katına çıkmış. O zaman burası 75 gram x. Burası ise 300 gram su. Evet 25 derecedeki değerlerimizi bulduk. Peki 25'e gelmeden önce 40 derecede nasıldı? 40 derecede şöyle su miktarı değişmemiştir. Sonuçta su ekleme yok. 300 gram su. Bakın buradan buraya gelirken 45 gram madde eklenmişti. O zaman bu 45 gram maddemizi geri çıkardığımızda o zaman ne yapar? 30 gram x yapar. Evet 300 gram su 30 gram x'e denk geliyorsa grafikteki 100 gram suyumsa a'ya denk geliyor. Zaten buradaki ne yapılmış?
A değeri sorulmuş. Şöyle söyleyebiliriz. 300 gram su 30 grama denk geliyorsa 100 gram su da A'ya denk geliyor grafikteki. O zaman A eşittir buradan 10 çıkacaktır. Yani 10. sorunun cevabı B şıkkı olacaktır. Evet, 11. sorumuza baktığımızda 11. soruda şöyle diyor. 20 derecede hazırlanan, 20 derecemiz yine grafiğimizde şu noktaya denk geliyordu. Şurası. 375 gramda uygun çözeltinin sıcaklığı 10 dereceye düşürülürse tekrar doygun olması için en az kaç gram su buharlaştırması gerekir? Evet, az önce şurada bulduk A değerimiz. Şurası 10. Onu da yazalım. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bakın, diyor ki ben burada bir çözelti hazırlayacağım ve sıcaklığımı düşüreceğim. Şuraya getirdiğimde tekrar doygun olması için ne kadar su buharlaşacak? Madde miktarı değişmeyecek diyor. Şimdi öncelikle şunu yapalım. Şu 375 gramın ne kadarı su, ne kadarı tuz, onu bulalım. Şimdi normalde grafikte bu sıcaklığımızda şunu söyleyebiliriz. 100 gram su kaç gram maddeyle doyuyor? 25 gram maddeyle doyuyor. O zaman toplarsak bu ikisini 125 gram çözelti oluşur. Şimdi sorudaysa 375 gram çözelti demiş. 375 gram çözelti demek 300 gram su. Evet, su miktarımızı 3 katına çıkardık. Madde miktarımızı da 3 katına çıkardık. 75 gram madde var. Şimdi diyor ki ben bu çözeltiyi aldım, buraya getirdim. Artık bu noktadayız. Madde miktarı değişmeyecek. Suyu buharlaştırmam gerekir diyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu noktada bakın, şu noktada 50 gram, bakın 50 gram madde 100 gram suyu doyurur. 100 gram anca suyu doyurur. Bu 75 gram x acaba kaç gram suyu doyurabilir? Buradan A eşittir 75 çarpı 100 bölü 50. Evet, buradan kaç yapar? 150 gram suyu doyurur. Yani benim doyurabileceğim su miktarı bu. Peki elinize kaç gram su vardı? 300 gram. O zaman 150'sini doyurabiliyorsak 300 eksi 150'den 150 gram su buharlaştırılması gerekir. Yani 300 eksi 150'den cevap 150 çıkması gerekir. Yani 11. sorunun cevabı da D şıkkı olacaktır. Evet, 12. sorumuza baktığımızda diyor ki 20 derecede hazırlanan kütlece %15'lik 400 gram X çözeltisini doygun hale getirebilmek için en az kaç gram X katısı gerekir diyor. Şimdi verilen sıcaklığımıza baktığımızda ne diyor? 20 derece. Şuradayız yine. Diyor ki ben size 400 gram çözelti veriyorum. 400 gram çözelti ama %15'lik. Yani bunun 15'i tuz. Buradan işlem yaptığımızda sıfırları götürdük. O zaman 4 kere 15 60 gram x var elimde. 340 gramsa su var. Şimdi diyor ki ben bunu doyurmak istiyorum. Şimdi dikkat ederseniz yine grafik 100 gram su kaçı doyurabiliyor? 25. Şöyle bir denklem kurabilirsiniz. Bakın dese 100 gram su olsaydı bu sıcaklıkta 25 gram x'i doyurabilirdi. Grafikten bunu okuduk. Peki bizim suyumuz kaç gram? 340 gram su. Acaba kaç gram x'i doyurabilir? Buradan içler dışlar yaptığımızda A eşittir 340 çarpı 25 bölü 100. Evet, buradan sadeleştiğimde 4 yapar. 340'ı da 4'e böldüğümüzde kaç çıkacaktır? 85 çıkacaktır arkadaşlar. 85 gram x gerekir. Zaten elinizde bakın, elinizde 60 gram var. O zaman 85 eksi 60'tan buraya ben bir 25 gram daha x eklemem gerekir doyurmam için. Yani 12. sorunun cevabı da A şıkkı çıkacaktır. (Gülüyor) 25 santigrat derecede hazırlanan kütlece %30'luk 400 gram X tuzu çözeltisinin aynı sıcakta doygun olabilmesi için 20 gram daha X gerekmektedir. Buna göre X tuzunun 25 derecedeki çözünürlüğü kaç gram bölü 100 gram sudur diyor. Şimdi öncelikle şunu yaparsak, bakın diyor ki ben size 400 gram çözelti verdim ama bunun %30'u X. O zaman şöyle yaparsak 400'ün %30'unu alırsak. Evet, ikişer sıfır attık. 4 kere 30 120 gram yapar. O zaman 120 gram x var elimde. 400'den çıkarırsan 280 gram da su var. Evet, ikisinin toplamı 400 olacak. Diyor ki ben burayı doygun hale getirebilmek için 20 gram daha x ekliyorum. Yani 120 ile doymuyor. Artı 20 eklediğimde doyuyor. O zaman topladığınızda bakın ne yapacaktır? Burası 140 yapacaktır. Evet, şurayı topladık. 140 gram x ile doydu. Şimdi şöyle söyleyebilir miyiz? Elimizde 280 gram su var. 140 gram x ile doyuyor. O zaman 100 gram suyum, öyle sorulmuş zaten çözünürlük 100 gram su içinde,
Kaç gram x ile doyar? Çözünürlük demek doyurma için gereken madde miktarıdır. A eşittir 100 çarpı 140 bölü 280. Sadeleştirdik. 2, 100 bölü 2'den et. Cevap 50 çıkacaktır. Yani E şıkkıdır. Yukarıdaki grafikte x maddesinin alkoldeki çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimi verilmiştir. 25 derecede 300 gram doygun x çözeltisinin sıcaklığı 40 dereceye çıkarılırsa tekrar doygun olması için en az kaç gram x gerekir diye sorulmuş. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bunu şimdi yukarıya bakarsanız 100 mililitre alkol diye verilmiş ve sorularda hep gram üzerinden sormuş. O zaman burayı öncelikle bir grama çevirelim. Nasıl çevireceğiz? Şuradan D eşittir M bölü V kullanabiliriz. 0,8 eşittir M bölü hacmimiz 100. O zaman çarptığımızda M eşittir 80 gram alkol yapar. Yani burayı 100 mililitre olarak değil de kütle üzerinden gideceğim için 80 gram alkol olarak kullanacağım. Şimdi ne diyor? Şurada 25 derecede ben bir çözelti hazırlayacağım. Peki grafiğe göre hazırlasaydık 80 gram alkol artı 40 gram x, bakın önce grafiğe göre yazdım, topladınız 120 gram çözelti oluşurdu. Grafikte hazırlasaydınız böyle olurdu. Soruda ne denilmiş? 300 gram demiş. Şimdi buranın 300 gram olması için, 300 gram çözelti olması için 2,5 katı, yani 120'yi 2,5 ile çarparsanız 300 yapar. O zaman buralarda 2,5 ile çarparız. Şimdi burayı 2,5 ile çarptığımızda 100 gram yapar. Burayı 2,5 ile çarptığımızda 200 gram alkol yapar. Zaten topladığımızda 300'e eşit olması lazım. Yani soruda verilen 300 gram çözeltinin miktarları bu şekilde. Şimdi geldik. Diyor ki ben bu çözeltimi getirdim buraya. 40 derece çıkardım. Tekrar doygun olması için ne kadar alkol, ne kadar x eklemek gerekir? Bakın şunu söyleyebilirsiniz. Şimdi 40'tan 60'a çıkıyor. O zaman eğer benim alkol miktarım 80 gram olsaydı ben bunu 20 ile doyururdum. Şöyle bir denklem kurulabilir. Elimdeki alkol 80 gram olsaydı, grafik öyle diyor bize, 80 gram alkolü tekrar doyurmak için 20 gram x gerekirdi. Peki elinizdeki alkol ne kadar? 200 gram. O zaman 200 gram alkolü tekrar doyurmak için acaba size kaç gram x gerekir? Buradan A eşittir 200 çarpı 20 bölü 80 diyebilirsiniz. Sadeleştirdiniz. 4, 200 bölü 4'ten et. 50 gram bize x gerekiyor. Yani cevap D şıkkı olur.